Canon Expo 2015'ten herkese merhaba. Fransa'nın Paris şehrinde düzenlenen bu etkinlikte Canon bizlere en yeni görüntüleme teknolojilerini sergiliyor. Peki 5 yılda bir düzenlenen bu büyük etkinlikte acaba bu yıl hangi yenilikler var? Teknoloji marketlerde yeni yeni 4K televizyonlara alışıyoruz ama Canon Expo 2015'te daha şimdiden 8K görüntü teknolojisinin örneklerini sunmaya başlamış. 8K, 4K'nın tam 2 katı netlikte görüntü sunuyor ve görüntüler inanılmaz derecede gerçekçi. Görüntü dediğimizde tabii ki 8K kamera da gerekiyor. İşte Canon bunun için de çalışmalar yürütmüş. Arkamda görmüş olduğunuz kamera özel profesyonel yayınlar için geliştirilmiş bir 8K kamera. Henüz prototip aşamasında, satışta değil ama bana verilen bilgi çok kısa bir süre içerisinde bunun da satışa çıkacağı ve 2020 yılından itibaren dünyadaki bazı ülkelerin 8K yayınlarını test etmeye başlayacağı yönündeydi. Expo 2015'in önemli temalarından bir tanesi de güvenlik. Canon, güvenlik kameraları geliştirmek üzere geçtiğimiz yıllarda Milestone şirketini satın aldı ve bu alanda çok ciddi yatırımlar yapılıyor. Son teknolojilerle donatılmış olan güvenlik kameraları kalabalık gruplar arasındaki kişileri bile tespit edebiliyor ve aralarında eğer suçlu bir kişi varsa bu kişiyi güvenlik güçlerine bildirebiliyor. Akıllı telefonlarımıza çekmiş olduğumuz fotoğrafları ve videoları depolamak gerçekten önemli bir sorun. İşte Canon bu soruna bir çözüm bulmak amacıyla Connect Station adlı cihazın yeni versiyonunu geliştirmiş. Bu ürün evin içerisinde bir medya merkezi görevi üstleniyor ve bütün fotoğrafları, videoları cihazın üzerinden görebiliyoruz. Standta da sanal gerçeklik teknolojisinin ilginç örneklerini görüyoruz. Bu ürünler henüz prototip aşamasında ama bazı markalar çoktan kullanmaya başladı bile. Yakın dönemin en önemli teknolojilerden bir tanesi de 3 boyutlu yazıcılar. Bu yazıcılar sayesinde mühendisler fikirlerini çok çabuk bir şekilde prototipe dönüştürüyor ve daha sonra da ürün haline getirebiliyor. Son teknoloji ürünü yazıcılar sayesinde sıra dışı baskılar yapmak mümkün. Örneğin bir tablonun neredeyse birebir kopyasını dokuları ile birlikte basabiliyorsunuz. Vitali ve Vadim adlı iki Rus gencin gökdelenlerin tepesinde çekmiş olduğu bu özel selfie fotoğraflarını hatırlarsınız. Oldukça yüksek mekanlarda çok tehlikeli görüntüler çekiyorlar. İşte Canon'un Expo 2015'inde buna benzer bir alan oluşturmuş. Akıllı telefonlarımızla her gün yüzlerce fotoğraf çekiyoruz ve sonunda gerçekten büyük bir arşiv oluşuyor.
Peki bu arşivi sonra ne yapıyoruz? İşte Canon bunun için bir uygulama geliştirmiş. Easy App adlı bir uygulama. Çektiğimiz fotoğraflar arasında en iyilerini seçiyor ve bu seçtiğimiz fotoğraflardan bir fotoğraf albümü oluşturuyor. Bu fotoğraf albümünü daha sonra isterseniz baskıya gönderip elinizde fiziki olarak bu fotoğrafları saklayabiliyorsunuz.